Arkadaşlar merhaba. Stafford Eğitim City 3. dersindeyiz. Şimdi bu dersimizde biliyorsunuz bir önceki dersimizde birkaç tane sıkıntımız vardı. Onları gidermek için arkadaşlarla görüşeceğimizi belirtmiştik. Şimdi projeye geldik, baktık. Burada şuradaki poligon kolonlarımız 5 santim aksın aşağısında. Şuradaki kolonumuz burada kirişi yakalamıyordu. Ve şuradaki iş yerinin girişi için nasıl bir çözüm bulabiliriz diye. Şimdi buradaki perdemize aks atmıştık zaten o zaman, poligon perdemize. Bu aks kalacak, poligon perdemiz burada kalacak arkadaşlar. Şimdi bu kirişi yakalamak için 10 santim kaydırmıştık zaten biz çizimde, yani tasarımda. Bunu bu şekilde devam ettireceğiz. Burası için de biz zaten burayı da 50 santim yapmıştık. Sadece değiştireceğimiz şu derinliği 36 santim yapacağız. Yani döşemin minimum 3 katı olacak şekilde. Bu şekilde bir çözüm ürettik. Bunu sizinle paylaşayım. Ondan sonra şimdi buranın bir de şaft boşluğu var. Bu elektrik iş yerinin de elektriği bu şafta bağlanacak. Onun için onu da yerine bırakmamız gerekiyor. Şimdi bu döşeme gelip herhangi bir yerde boşluk oluşturayım. Kirişlere çok yaklaşmayın çünkü kirişte yaklaştığınız zaman çizim alamıyorsunuz. Bakın artı işareti kayboluyor, köşe noktası. Şimdi 60 santime 35 santim olacak. Şu şekilde. Şimdi bu yaklaşık buralarda bir yerde ancak biz kesin ölçü için şu şekilde bir yol izleyebiliyoruz. Şimdi buradaki akstan ölçü alayım. Biz bunu duvarını çizip de yapabiliriz arkadaşlar. O şekilde de yapabiliriz. 8 açayım. 345. Ya da bunu şu şekilde yapalım. Şuradan geleyim. Şu duvar 235. Sonra DCO ile devam edeyim. 10 santim. Sonra buraya geleyim 90. Sonra buraya geleyim 10. Burası 35. Sonra 10 santim. Sonra buraya geleyim 60 santim. Buraya geleyim 10 santim duvar. En son buraya geleyim 125 santim. Şimdi bunları kendi projemizin üzerinde de işaretleyelim. Hani ikide bir projeyi açmamak için çıktı aldığımız projenin üzerine de işaretlersek 235, sonra 10 santim, sonra 90 santim, sonra yine 10 santim, sonra 35 santim, sonra 10 santim, sonra 60 santim, sonra yine 10 santim, sonra en son 125 santim. Tabi bunlar bazen karışabiliyor, tekrar kontrol edeceğiz. Şimdi biz şuradaki akstan referans almıştık, ancak bizim zaten burada bir kirişimiz var. Şimdi bizim ilk duvarımız zaten bu kirişin üstünde. Biz bu kirişin aksından sonra ölçü alırsak bizim için daha rahat olur. Yani 235'ten sonrası duvar var zaten buranın üstünde, kirişin üstünde. Kirişten sonra 90 santim geleceğiz zaten. Duvarımız kirişin üstünde, 90 santim aks atıp geleceğiz. 0.9. Bu şekilde ilk aksımızı attık. Sonra duvarımız gelecek. 90 santimden sonra 10 santim, sonra 35 santim şaft boşluğumuz gelecek. Şaft boşluğumuzdan sonra yine 10 santim duvarımız gelecek şuraya. Daha sonra 60 santim gelecek. 60 santimiz burada. 60 santimden sonra 10 santim. 10 santimi bu şekilde girdik. Daha sonra 1.25
gireceğiz ve burada duvarımızı bitireceğiz. Pardon. Bu şekilde bütün duvar aksamımızı attık. Şimdi iç duvarlarımız 10 santim. 10 santim girdik. Yükseklik kat yüksekliği olacak. Şimdi tabii bir de sınırımız nereye kadar? Onu da ölçmemiz lazım. Yani bu açıdan StufferCAD çok yorucu gerçekten. 220. 220 var burada. Bir de şuradaki ölçümüz kaç santim? 70 santim. .7. Bir de toplamda 2.20 inelim. Şimdi duvarımızın genişliği 10 santim, yükseklik kat yüksekliği 9 asına kadar gelecek. Bunu aşağı kaydırdık. Daha sonra 70 santim olacak. Şimdi şaftımızın yeri belli oldu. Şaftımızı aldık. Yerine yerleştirdik. Bunu bu şekilde yerleştirdik. Daha sonra bu duvarımızı da bu şekilde çizdik. Bu duvarımız da havalandırma duvarıdır. Havalandırma bir üst katta olacak. Bu tablede çizimini yapalım. Olmazsa analizden bir önce bu kattaki duvarı sileriz. Ama bu duvarı silmeyeceğiz çünkü zaten her halükarda o yük buraya binecek. Şimdi bu 70 santimi bıraktık. 70 santim duvar dahil miydi? Onu kontrol edelim. Şimdi buradan ölçü aldığımızda evet 70 santim duvar dahilmiş. O yüzden duvarı içeriye alacağız. Yani sol sağ tarafa kaydıracağız. Bu şekilde. Ara sıra kaydedin arkadaşlar. Herhangi bir güç kesintisinde bu son çizimleriniz silinebiliyor. Şimdi bu duvarımızı da çizdik. Daha sonra bir duvarımız kaldı. Şuradaki duvarımız, bunu da çizdik. En son şuradaki duvarımızı çizeceğiz. O 220'ye duvar dahildi. Mutlaka bu iç duvarlarınızı çizin arkadaşlar. Bu duvarlarınızı çizin, tasarıma dahil edin, analize dahil edin. Ya çünkü yerinde bu duvarlar yapılacak. Herhangi bir deprem esnasında bu duvarlar yapıya farklı hareketler, farklı yönlerden kuvvetler uygulayacak. O yüzden bunları şimdiden tasarlayın, analizini yapın. Ona göre projenizi çizin, imalata yarın. Bunlar farklı sorunlar çıkarmasın. Şimdi buradaki duvarlarımıza bir bakalım. Şuraya bir bölme attık. Buradaki devam etmiyor. Şuradaki duvarımız burada bitiyormuş arkadaşlar. Bu duvarımız burada şaftın. Oradaki duvar burada bitiyor. Buradaki toplamda iki bölme duvarımız var burada. Yani şu. Evet arkadaşlar, bu iç duvarlarımız bu şekilde. Şimdi ikinci bir konumuz, bu döşemeyi biz acaba tek parça tasarlarsak bu alan çok büyük mü? Bu kadar da kiriş girsin içe istemiyorum. 8'e 3.40. Yani biz şu kirişi aslında kaldırabiliriz buradan. Şu döşemeyi de kaldırırsak
Burayı biraz daha rahatlatmış oluruz. Giriş açısından. Yani belki taşıyıcı açısından belki biraz zayıflatmış olacağız ama şunu şuraya taşıyalım. Bazen bu şekilde hatalar alabiliyoruz. Şimdi o zaman buradaki duvarı da çizmemiz gerekecek. Şimdi bu duvarı da çizdik. Hatta o duvar karşıya devam ediyor. Çünkü orada kapı açılacak. Şu şekilde. Bu şekilde tasarlayacağız. Eğer taşıyıcıda bir sıkıntı olursa bunu tekrar atacağız. Bakın bunun yönleri nasıl değişiyor. Bu şekilde. Yukarıdan attığımızda sağa atıyor, aşağıdan attığımızda sola doğru atıyor. Tabi bazen tersi çizilmişse bu sefer aksi yönde atıyor. Bunu bu şekilde attık. Şimdi bunu bir kaydedelim. Daha sonra balkon parapetlerimizi atalım arkadaşlar. Bunlar şu şekilde bu mutlaka bu yükleri girin. Mesela bir şeyden bir bakalım yükseklik ne kadardır? 90 santim duvar. 40 santim de korkuluk hatırlıyor. Biz 1 metre yük girelim arkadaşlar duvarı. Şu girişin üstündeki duvarı da şu şekilde düşürelim. Buradakini sileceğiz çünkü burada realde bir duvar olmayacak. Şu kirişin devamındakinde duvarımız 10 santim ve 1 metre yükseklikte olacak. Aynı şekilde bunu aşağıya da alacağız. Şu şekilde. Buradaki kirişimizin üstündeki yük de şu şekilde olacak. Bunu sileceğiz. Burada çünkü gerçekte bir yükümüz olmayacak. Şuradan 3 boyutuna da bakabilirsiniz. Değişimler nasıl oluyor? Bazen dediğim gibi algılamıyor. Şurada bir yükümüzü değiştirelim. Şu şekilde. Bunu da girmiş oldu. Şimdi bunu bilerek silmiyorum. Bunu aşağı aktaracağım. Ondan sonra. Çünkü bir alt katımızda mesela şu da aynı şekilde. Bunu da silmiyorum çünkü bizim zeminimiz burada. Bu duvarı aşağıda temele etkitmem lazım. Şimdi şurada makro kısmında birinci kat kiriş tuğla duvarlarını zemin kata kopyalama diyorum. Şu şekilde tüm katları seçtiğim zaman bakın bunları aşağı atmış oluyor. Daha sonra artık buradan şu iç duvarımı bir de şurada içeride kalan duvarımı silebiliyorum arkadaşlar. Daha sonra şuradaki duvarlarımı da sileceğim. Çünkü bunlar böyle bir duvarım yok burada. Şu dışarıdaki duvarım da yok. Şunları sileceğim. Bunlar yok. Burası da yok arkadaşlar. Burası iş yerinin arka tarafı. Şu şekilde duvarımızı da toparladık. İç duvarlarımızı da çizdik. Şaftımızın da yerini belirledik.
Daha sonra şimdi biz bu projenin simetrik olduğunu belirtmiştik. Biz projenin yarısını çizdik. Diğer yarısını da kopyalayacağız arkadaşlar. Simetriğini alacağız. Şimdi buradan 3.55 geldik, 3.40 geldik, 30 geldik. Orada bıraktık. Şimdi biz 2.40'ta simetri yapacağız. Merdiven uymadığı için merdiveni çizmiyorum arkadaşlar. 2.40, 2.40'ın yarısı 120 olacak. Yani biz 30 aksımızdan sonra 30 aksımızdan sonra ...120 santim gideceğiz. Oradan simetri yapacağız. Yani 1.2 diyorum. Bizim 30 aksımız bu. Şu şekilde yaptık. Ondan sonra şurada makronun hemen arka tarafında simetri kopyalama var arkadaşlar. Tüm yapının simetri diyoruz. Referans simetri aksını işaretleyin diyor. Şimdi hangi aksa göre alırsam ona göre simetrisini alacak. Biz 10 aksı yaptık. Ona göre bu şekilde simetrimizi oluşturduk arkadaşlar. Bakın birebir aynısını sağ tarafa atmış oldu. Şimdi akslarımızı bir ölçelim. Şimdi burası biz dedik ki 3.55, daha sonra 3.40, sonra 30, daha sonra dedik ki 2.40 gelecek. Daha sonra 30 santim gelecek. Sonra o 30 santimden sonra 3.40 gelecek. Daha sonra 3.55 gelecek arkadaşlar. Toplam bizim ölçümüz baştan sona 16.90 olacak. Doğru mu? Bir kontrol edelim. Evet, 16.90. Simetrimiz de bu şekilde. Şimdi ortak alanları toparlayacağız. Bunları da bir sonraki dersimizde yapacağız. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde devam edelim arkadaşlar. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.